küçük. Önceki gelseydi olur. Daha güzeldi. Kosköp projemde bu bitkinin Spilantes açmella, subtropical bitkinin içinde aktif madde var, spilanton. Onu izole ettim. İlaçta ve kozmetikte çok kıymetli bir ham madde. Sonra bu bitkiyi saksıya ektikten sonra biraz üstünde araştırma yaptım. Tabii bilimsel altyapımız olduğu için, kimya doktoru olduğum için bunun makalelerini okudum. Dolayısıyla dedim ya, gelecek gördüm bu bitkide. Türkiye'de sadece ben ekiyorum. Benim bildiğim başka bir şey yok. Belki saksıda yetiştiren vardır ama ticari amaçlı tek ben ekiyorum. Dünyada da 3 tane firma bunu ekiyor. Bunun içindeki aktif madde işte bir ton kuru bitkiden 2,5 kilo civarında çıkıyor. %90 saflıkta çekip alıyorum. Bu kozmetikte doğal botoks olarak kullanılıyor. Çok popüler. Ve kısa sürede mesela kırışıklıkları giderme özelliği var. Botoks özelliği var. İlaçta da özellikle cilt hastalıkları için çok ideal. Yani birçok cilt hastalığı, zonaydı, ürtikerdi, eksemaydı. Bunlarda da çok kullanılıyor. Belçika'da bir tane ticarileşmiş bir ilaç ürünü var. Onun dışında pek yok. İşte onun için ben üzerine bayağı çalışmalar yaptım. Allah nasip ederse ben ruhsatlandıracağım ilaç olarak. İlaç ruhsatlandırmak istiyorum. Benzeri olmayan bir molekül olacak bu. Dünyada da benzeri olmayan bir ürün olacak. Niyetim yerli bir ilaç ruhsatlandırmak. Ben ilaç fabrikasından emekli bir insan olarak tek hedefim yerli bir ilaç ruhsatlandırmak istiyorum. Kozmetik ürünü zaten piyasada var ama benim esas hedefim ilaç ruhsatı almak. Kozmetikte zaten şu an insanlara sunduk bu ürünü. Ticari olarak satılıyor. Fakat ilaç için biraz süreç gerekiyor. Arge çalışmaları gerekiyor. İşte insanlar üzerinde, hayvanlar üzerinde klinik çalışmalar gerekiyor. O aşamalara da yavaşça başladım. Bu klinik çalışmalar bittikten sonra bunu ruhsatlandırmak istiyorum.